doktora gidiyor. Bizim Murat kalp doktorumuz aynı. Muayene edin seni. Bu muayene ettin. Senin için görmedim seni. Acil anjiyo yapmışlar. Anjiyo. O zaman salıyor. Ya dedi bir yapalım. Ya. Salıyor ne diyorsun? Şeneye gidiyor. Akşam bir evet. Çağırıyorlar acil. Çok güzel. Çok güzel bir çocuklar. Siz ne konuşmuştunuz efendim en son? En son ne konuşmuştunuz? Sağlık problemleriyle ilgili mi? Tabii sağlık problemleri. Aynı Florya'da zaten İstanbul'da Eylül Tarsanız'ın sahibi. O da evlerine yakın oluyor. O doktorun da başı, kalp doktoru da evlerinin yan yana zaten orada. Hep birlikteydik yani. Yapacak bir şey yok. Başım sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Kader geldikten sonra hiçbir şey önemli değil ya. Ama Allah rahmet eylesin. 3 aylarım geçsin. Mübarek bir günde defnedeceğiz inşallah. Allah kanından rahmet eylesin. Bütün kalan Allah herkese. Ateş üstü yeri yakıyor. Türkiye'nin başı sağ. Yani bir devir daha kapandı. O devirde Burhan Çaçan devri. Ama tabii şarkıları, yaşam tarzı, aile adı. Her zaman örnek olacak, teşkil edecek bir şey. Ben de onun beraber, onun yanında uzun vakti yetişmek yana kendimi çok şanslı hissediyorum. Tebrik. Yaptığınız ağaçlar. Evlat güzel. Allah kalbini rahmet eylesin. Mekan cennet. Sağ olun efendim. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli bir sanatçı. Gerçekten büyük bir sesti, büyük bir sanatçıydı ama işte bu ülkede maalesef iyiler yani gittikten sonra değeri anlaşılıyor ama keşke öyle olmasa, keşke öyle olmasa hayattaki değerleri bilinse daha iyi olur yani birileri için birilerini bertaraf etmek doğru bir şey değil. Bak ezan sesi. Bir de öbür tarafta defterler açılacak. Bir de böyle bir durum var. Mekanı cennet olsun. En son ne zaman görüşmeye? Vallahi en son şeyde görüşmüştük. Çiftliği var bunun Çatalca tarafında. Orada görüşmüştük. 6-7 ay falan oldu. Ondan sonra da işte bu haberi alınca tabii. Hepimiz üzüldük doğal. Nasıl anılarınız var rahmetliyle? Rahmetliyle nasıl anılarınız var? Güzel anılar bırak. İyiydi ya. Bir araya geldiğimizde sohbet ederdik, gülerdik işte. Geçmişe yönelik herkes kendi hikayesinde bir şeyler anlatırdı. Size desteği olmuştur illaki. Öyle bir çalışmanız ya, oldu mu? Şeydi yani öyle iyi niyetli bir sanatçı dostumuzdu. Öyle bir şeyi yoktu yani. Bir egosu yoktu. Bir kompleksi bir insan değildi. Kendine özgüveni olan biriydi. Özgüveni olan bir insan da zaten o tür şeylerle işi olmaz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Şimdi boşaltalım.